Evet, sayın seyirciler. Bugünkü günümüzün konuğu, valla marifetlerini saymakla bitiremeyeceğim, çok sevdiğim, değer verdiğim arkadaşım. Önce keçe ustası, sahne kostümü tasarım ustası. Say say bitmiyor. Kısa kısa ve özleri sayacağım. En baştakilerini sayıyorum. Ve kırk yama ustası. Daha ne marifetleri var, daha ne marifetleri var. Ama ben sadece yine üç tanesini saydım. Çünkü hani on elinde on marifet derler ya, bu on elinde 20 mi 100 mü diyeyim artık. Elinde uçan kuş falan kurtulmuyor. Biz bugün Serpil arkadaşımla birlikteyiz. Benim evime konuk olarak geldi. Serpil çok sevdiğim bir arkadaşımdır benim. Yay burcuyuz öncelikle ikimiz de. Çok verici, candan, iyi niyetli, arada bir hüsrana uğrayan, olsun ama kin tutmayan, hayata pozitif bakan, öyle insanız. Yani yay burcu insandan zarar gelmiyor. Gelmez. Değil mi? Evet. Bir de marifetli oluyoruz galiba. Evet, hadi ben. Aynen. Gerçi ben senin kadar marifetli değilim ama olur, ben de karınca kararınca bir şeyler yapmaya seni çalışıyorum. De, seni de çok iyi biliyoruz. Evet Serpil'cim, hoş geldin güzel hoş arkadaşım, bulduk. Gönlü güzel arkadaşım ki sayın seyirciler, Serpil'in bugün başı ağrıyordu. Hatta gündüz konuşmamızda bir ara böyle kıyamadım, gelme diyecektim ama hadi bir an önce de program çıksın diyerekten hiç sesim de çıkmadı. Kadıncağız başı ağrıyor, her tarafı gripsin de aynı zamanda Evet, galiba. biraz öyle. Ama beni kırmadı geldi, Allah razı olsun, öncelikle hakkını helal et arkadaşım. Helal olsun canım. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, iyiyim. Bildiğin gibi İş yerindesin iş yine. Kendi yerindeyim. iş Aha, yerindesin. atölyedeyim. Şimdi sen kendin özel mi açtın orasını? Zaten benim orası çalışma atölyem. Her türlü çalışmalarımı orada yapıyorum. Ben keçe çalışmalarımı, dikişimi, işte kostümlerimi hepsini orada yapıyorum. Arzu eden arkadaşlara da böyle şey kurs verebiliyorum yani. İsteyen mesela diyelim ki ben 40 yama üzerine, 40 yama ne zor. Tabii. Biraz sonra 40 yamayı anlattıracağım sana. Evet. Senin çok güzel bir şehit yorganın vardı. Evet. Çanakkale'mizin 100. Evet. 100. Yılına, 100. anısına. yılının şeyine, anısına yapılmış. Sen onunla çok uğraştın. Hala Çok da uğraşıyorum aynı üzüldün, çok da damlacığım. Evet. üzüldün ama başardın. Başardığıma inanıyorum zaten. Daha bitirmiş de değilim, daha sonlandırmış değilim. Biliyorsun Guinness rekorları için hazırlıyorum. Evet. O benim bir evladım. Evlat ki nasıl bir evlat? Aynen öyle. Şimdi çok 2013'ten uğraştın beri, sen o tabii. yorganla. 2013'ten beri. 2013 senesinden bu yana 15'te 1915 senesinde şey verecekti değil mi? O serilecekti. 2015'te, 2015'te, 2015 Mart 2015'te ayında serilecekti pardon. olaylı bir şekilde. Zaten karşı tarafta bir şey oldu, tören oldu. Tabii Bu tabii oldu. tören ne 14 töreniydi? 14 Mart'ta tören değildi. Sadece bir etkinlikti. Yani yorganlığı önemli olan götürüp şehitlerin üzerine sermekti. Böyle bir etkinlik yapıldı. Kadınlar tarafından işte omuzlara yüklendi falan. Çok güzel bir şeydi. Yani benim için olması gereken bir şeydi. Şu anda hangi aşamada? Şu anda yorganın 600, o dönemler 670 metrekareydi yorgan. Şu an 670 70 metrekare. metrekare. Aman Evet. yarabbim. Şu anda Guinness Rekorlar kitabına girmek Cuma için. benim, pardon çok özür dilerim. Biz halka açık bir programımız. Telefonumu açıver. Bizde saklı bir şey yok. Telefonla da Aynen konuşuyoruz. Lafını kestim, özür öyle. dilerim. Guinness rekorlarına başvurmak için bir hedef belirledik. Dedik ki Türkiye'nin yüz ölçümüyle eşleştirelim yorganı. Ve gelen parçalar durmadı zaten. Devam ediyor. Geçen gün karşılarımızda daha halen geliyor dedim. Evet, halen geliyor. Geçen gün yine geldi. Yunanistan'dan, Gümülcine'den geldi. Of of of. Şu anda 783 metrekareyi tamamlamam çok az bir şey kaldı, parça kaldı. 783 metrekare Türkiye'nin yüz ölçümüyle eşleştirip o şekilde inşallah 18 Mart'ta Guinness Rekorlar kitabına
Bu 18 Mart'ta. Evet, bu 18 Mart'ta. Başvurdunuz değil mi? Yine tabii tabii, başvurusu yapıldı. İnşallah o zaman da tamamen her şeyi açıklanacak. Ya merak ettiğim için soruyorum. Bu Guinness Rekorlar kitabına girebilmen için hangi aşamalardan geçiyorsun? Nasıl müracaat ediyorsun? Şimdi bak durup durup geldi tabii, benim aklıma. Evet. Guinness Rekorlarına girebilmek için bir kere ne ile nasıl girmen gerektiğini belirliyorsun. Diyelim bu yorganın şeyi ne? İşte biz Türkiye ile eşleştirilmiş kadınların yaptığı, üzerinde en fazla duygu yazan, kadınların ait, şehitlere ait duygular yazan, tabii bunun kısa bir ismi var şu an onların belgeleri elimde belki olmadığı için. Belki de Guinness Rekorlar kitabında böyle bir yorgan değil, tabii böyle bir şey yoktur bir zaten. Evet. En büyük yorgan diye girdik. Başvurular böyle yapılıyor. Bunu aracılığıyla mı yapıyorsun? Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla mı, kendin mi? Hayır, kendim. Kendi şahsına? Kendi şahsıma da değil. Benim şu anda merkezi Ankara'da olan Birleşen Yürekler diye bir derneğimiz var. Evet. Çanakkale'de ben onun şubesini açtım ve şube başkanıyım. Derneğimiz yeni açtın. Yeni açacağım açtım diyordun. Evet. Daha önce görüşüyorduk, konuşuyorduk. Evet. İşte yeni açtık. Derneğimizle birlikte yapıyoruz. İnşallah yorgan yerine gelecek, yerine gidecek, oturacak. Ondan sonra da bizim işimiz bitecek. Şu anda yorgan nerede? Şu an yorgan bende, benim atölyemde. Senin atölyemde katlanmış vaziyette duruyor. Tabii katlanmış vaziyette duruyor. Dün hatta bu konuyla ilgili yine bir konuşma yapıldı. Ben şöyle bir benzetme yaptım. İşte nereye koyacaklarını bilemiyorlar şu anda yorganı. Evet, bu kadar büyük bir yorgan nereye konur? Ben sadece şunu söylemek istiyorum size dedim. Hani peygamberimizin evini yapmak için devesini salmışlar. Deve nerede durursa çöktüyse, orada ev yapılacakmış ya. Hiç üzülmeyin dedim. Yorgan kendi yerini kendi bulacak. Ben buna inanıyorum. Doğru. Doğru. Bakalım nasip kimde? İnşallah. Şimdi Aralık ayında da inşallah nasip olursa, herhangi bir terslik çıkmazsa Sarıkamış şehitlerine gidiyor yorgan. Hadi. Evet. Sarıkamış şehitlerine. Buradan oraya gidecek. Evet, buradan oraya gidecek. Maşallah. Onları da ziyaret edecek. Ondan sonra da yerini bulacak inşallah. Ne güzel, ne mutlu. Evet, ben buna çok inanıyorum. Bundan sonra herhalde senin gibi böyle bir eser mi diyeyim, yapıt mı diyeyim, isim koyamıyorum şu anda oraya. Yani herhalde yapacak biri çıkmaz. Yani bu sadece benim değil. Yani, bu çok sabır, cesaret isteyen. Ya evet, şey. Ben hala kendime inanamıyorum. Yani böyle bir şey nasıl giriştiğime gerçekten inanamıyorum. Evet. İnşallah yerini bulur diye düşünüyorum. İnşallah. Rabbim ne dediyse. Yani bu benim olur için bir görevdi. Ben tabii ona inanıyorum. Bu görev sen bana verildi. Sen görevini başarıyla tamamladın. Ben Çanakkale'nin adını dünyaya yazdırmadan zaten, evet, ikinci. Çanakkale zaten dünya tarafından bilinen, evet, bir şehir. Evet. Tarihi adını yazdırmış olarak, da. Ha, kadınlar olarak. Kadın evet, olarak yazdırmadan bırakmayacağım. Çok güzel, çok azimlisin, çok sabırlısın. Ne olursa olsun. Çünkü o yorgan zamanında ben seni gördüğüm zamanlar, bazı zamanlar çok üzülüyordum. Çok çok rahatsızlandın, evet, çok üzüntüler çektin. Mutlu olduğun zamanlar da oldu. Mesela bir gün yine çekim için senin atölyene geldiğimizde biz kapıdan içeri ekiple girerken koliler bizimle birlikte girdi. Evet, Türkiye'nin dört bir tarafından ki bizim yanımızda açıldı. 50'ye 50. O 40 yama dedikleri eski tabirle 40 yama. Şimdi peçkör deniyor. 40 yama ben onlar. Ben yeni tabiri kullanmıyorum. Bizim için 40 yama. 40 yama tabii. Bizim çocukluğumuzda o artan şeylerle, basmalarla tabii, onlarla bunlar. Seccade yorgan yapılırdı yani, onlardan. 40 yama ihtiyaçtan doğan bir sanat. Evet, evet, ama şimdi artık ayrı bir sanat kolu oldu o ya. Ya 40 yamanın şeyini unuttular yani. Gerçek amacı unutuldu. Şimdi artık tamam, yapılan her şey çok güzel. El emeği, elin değdiği her şey çok güzel. Aynen, el emeği göz nuru. Yani ona her zaman saygı duymak gerekiyor. Ama bizim gelenekselimiz, bizim kendi kültürümüz farklı. Sadece ihtiyaçtan doğmuş. Ve hep tabii, tabii. 40 yamanın anlamını ben şöyle anlatırım. 40 yama birleşmektir, güzelliktir, sevgidir. Kültür her şey evet, yani. Evet, diyorum ya, benim çocukluğumda ben babaannemin yanında büyüdüm. Babaannem işte arttan basmalar, divitinler, pazenitler ne varsa onları keserdi ama şimdiki gibi böyle değişik değişik şekiller çıkmaz. Yani. Kare kare çeker, keser. Üçgenler üçgen. Vardı. Kareler. Araya dikdörtgen koyar, şu koyar, bu koyar.
Parça parça onları bir de ya seccade olur ya yere şite yapılır. Aynen öyle. Ya da yorgan hırka yapılırdı. Hırka olur da. Mesela. Hırkalar yapılırdı. Araya onların ne konuyordu hırka? Nasıl böyle pamuk konuyordu? Pamuk eskiden. Konuyordu. Tabii şimdi elyaf var. Şimdi ama önceden pamuk vardı. Pamukla işlenmiş şeyler var. Doğru doğru. Ceketler var. İncecik üzeri. Döşerler onlara. Tabii üstünü böyle yorgan kaplar gibi ama şekilli şekilli yapılır. Öyle rastgele yapılır. Değil. Ya da çizgi çizgi çubuk çubuk yapılır. Ya eski kadınlar daha galiba sabırlıydı gibi geliyor bana. Tabii ki çünkü şey yoktu. Başka olanak yoktu ki. Yoktu yoktu dediğimiz gibi. Yani imkan yoktu. Bir yazdığımız bir kışlığımız olurdu. Yani. Serpil bu aralık bizi öyle güzel muhabbete daldık ki ben işleri göstermeyi seyircileri unuttum. Sevgili seyirciler, yanımda ustaların ustası var. Kadının elinde 10 tane, 20 tane, 30 tane saymakla bitmez. Ama bu aralık şeyle de uğraşıyor, yünle de uğraşıyor, örgülerle de uğraşıyorsun. Tabii ben maşallah. Örgüyü zaten çok küçük yaşlarımdan beri, yani okula gitmeden önceden beri benim böyle babaannem çok iş yapmayı seven bir babaannem. Tamam var. İşte. Bak bir... Kaderlerimiz de benziyor. Aynı galiba. Hep babaannem. Yani, hep babaannem gösterdi bana bu evet, şeyleri, örgüleri. Evet, ben de ilk babaannemden öğrendim. Hı-hı. Sonra ben çok da meraklıydım herhalde. Kendim bir şeyler yaptım. Zaten bu merak da başlıyor. Böyle durup dururken içinden gelen bir şey değil evet. Bu. Hiç hazır bir şey örmedim ben. Hı-hı. Hep bir şeyleri kendime göre yaptım. Kendim çıkarttım. Kafanda uydurdun. Kafamdan evet. Uydurdum. İşte nasıl yaparım, nasıl ederim. Uzunca bir süre örgü öğretmenliği yaptım Çanakkale'de. Bir 4 yıl falan. Biliyorum Çanakkale'de bir yüncü mağazasında bir arkadaşımızdaydın. Evet, evet. Orada Nilgün, çalıştım. Nilgün'ün yanındaydın. Şimdi bak bir taraftan gösterelim. Bir taraftan tamam. Sohbete yine devam tamam. Edelim. Biz çünkü unuttuk ya örgüyü mörgüyü. Senden bir konuşmaya başlarsak biz 3 gün 3 gece devam eder yani. Öyle. Evet. Şimdi bugün seyircilerimize şöyle ilk baş kolay bir şeyle başlatalım da korkutmayalım. Aynen öyle. Şimdi belki çok örgü bilen insanlara bizim yaptığımız çok basit gelecek ama bunlarla mı uğraşıyor diyecek ama örgü bilmeyenlere de bazı şeyler zor oluyor değil mi tabii, ilk başta tabii, işte. Yani. Biz şimdi çok örgü bileni bırakalım bir tarafa ama bu meyanda bunu da hatırlatmak istiyorum sevgili seyirciler. Güzel örgü örüyorsanız ve kendinize güveniyorsanız. Kameradan korkmuyorsanız gelin buyurun evim evet. Size açık, kapım size açık. Ben de sizinle birlikte bir şeyler üretelim. Ve burada beraber hem sohbet ederiz hem de sayın seyircilere karınca kararınca bir şey gösterebiliyorsak ne mutlu ne bize mutlu. Yani. Ne mutlu bize. Bir şey öğrendim. Biz bugün en basit bir şeyle önce başlayacağız. Arkadaşımla hem sohbet edeceğiz. Evet. Bunları göstereceğiz. Bak bu arada şık yeleklerimiz de var. Güzel yeleklerimiz de var. Örneklerimiz de var. Onları da göstereceğiz. Hepsi sırayla. Acele etmeyin. Bence gidin. Bak biz çayımızı koyduk. Çayımızı içiyoruz. Çay koymadıysanız çaydanınıza çayınızı koyun. Veya çayınız bittiyse gidin çayınızı tazeleyin. Kahveyi seviyorsunuz. Gidin kendinize bir kahve yapın. Geçin bizimle birlikte. Hadi bakalım başlıyoruz örgüye. Evet. Şimdi ne yapacağız bakalım bugün? Şimdi bugün dediğin gibi basit bir şey yapalım. Artık günlerimiz özellikle kalın yün olursa çok daha iyi olur. Çünkü çok basit ama biraz da yapıldığında hani işe de yarasın yine de. Aynen, ince ipli hem sıkıcı olur. Şimdi biz bere atkı mı yapacağız? Atkı yapacağız. Şimdi önümüz şık. Kış. Evet şık gösterişli böyle mantoların veya kazakların üzerine kullanılabilecek. Onlar da çok güzel oluyor değil mi? Evet şık bir şey yapacağız. İşe bile giysen, ucuz bile giysen üzerine bir şal attığı zaman havası bile değişiyor. Artık kumaşlarınızı kumaşta çok fazla... olduğu için artık iplerimizi kullanabiliriz. Bakın burada kalmış iplerim var benim artık. Aynen. Zaten onları değerlendirmek evet. Çok önemli. Bir tane plastik halka. Bu bir dışarıda satılan dışarıda plastik halkalar. Dışarıda satılan. Hı-hı. Yani büyüklüğü, küçüklüğü kendinize kalmış. Benim elimde böyle bir şey vardı. Ve büyük numara bir tığ. İki numara. Yani, veya bir iki bu numara. Dört numara. Dört numara bu. Dört numara bir tığ. Hı-hı. Şimdi şöyle bir başlayalım. Ben bunu başlangıcını göstereyim. Devam ederken. Sık iğneyle mi çevireceğiz başını evet, bakalım. Evet. Şimdi bunu bir sayı söylemeyelim. Çünkü bir sayısı yok. İpin inceliğine, kalınlığına göre değişir. Zaten o sarış beni de saracaksın galiba sen onu değil tabii mi? Tabii. Sık iğneyle. Bunu zaten sayıyla doldurulmaz. Nasıl dolarsa yani kendi ne gösterir kadar onu dolup dolmadığını.
Ne kadar olursa dolduracağız. Ha, onu döndüre döndüre. Döndüre döndüre. Kaç tane? Ha, çünkü üzerine almıyoruz değil mi? Yok, sık iğne yapıyoruz. Yok, üzerine almadan. Bildiğimiz sık iğne. Sayın seyirciler tabii, basit, tabii. Sık, basit sık iğne. Evet. Örgü bilen bilir. Hı hı. Basitçe böyle dolduracağız. Böyle birileriyle sohbet ederken iş işte, yapmak da güzel oluyor değil yani, mi? Yani hem de şimdi bunlar sayıları falan olmadığı için hı-hı, hem muhabbet edip hem de yapabileceğimiz basit yani işler önce, bunlar. Yani önce şimdi ben de bu programa daha yeni başladım. İşte 2-3 günden bu yana çekiyoruz. Allah nasip ederse devamını getireceğiz. Rabbim izin verirse. İnşallah. Tabii ben de bazı şeylerde zorlanıyorum. Şimdi oturup sohbet etmek ayrı bir şey. Hem sohbet edip bir şey göstermek ayrı bir şey. Tabii. Mesela deminden beri sohbet ederken bu işi başlamış olsaydık hem konuşurduk hem yapardık. Önce ben muhabbete başladım. İşi bırakıyordum. Bu kadar işleri nasıl göstereceğiz sayın seyircilere? Evet. Bekleyeceğiniz sırayla baktık yetiştiremiyoruz. Allah'ın günü bitmedi sayın seyirciler. Birini göstereceğiz, birini gösteremeyeceğiz. Ne yapalım? Siz de büyük bir sabırla bizi bekleyeceksiniz. Nasıl olsa her gün bir aradayız bundan sonra sizinle birlikte. Tabii siz istediğiniz müddetçe. Onlar kabul ederlerse bizi, biz onlarla birlikteyiz. Ama derseniz ki biz istemiyoruz. Valla bak pişman olursunuz bence seyredin. Değil mi? Evet. Evet, şimdi bakın ben doldurdum bunu. Birleştiriyorum. Şimdi sen yakından çekiyorsun hali, değil mi Cuma? Ha. Halka haline getirdim. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum birleştirdikten sonra. Şimdi şöyle bir gösterelim. Bir halka aldık, sık iğneyle her tarafını çevirdik bunu. Evet, sık iğne. Şimdi esas örneğe geçeceğiz. Aha. Bu halkadan sonra bu sık iğne kolay zaten. Bunu, evet, bunu bilen de bilmeyen de bu şekilde tabii. sararak yapar. Şimdi 6 tane çektik zinciri. 6 tane zincir çektik. 6 zincir. İpinizin kalınlığına göre zincir sayısı değişebilir. Biz bu ipe 6 zincir çektik. Biz bu ipe 6 zincir tamam. çektik. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek sayıyorum. Üzerine almadan batıyorum. Şimdi bu halkanın etrafına yine 6 zincirle. Tamam. Ne kadar olursa. Ne kadar olursa. 5 5 sayılacak beş, ama. 5 aha. Evet. Veya 4 de sayılabilir. Tabii ama, sayılır. Şimdi altta sayılı yapmadığımız için artık ne denk gelirse. Denk gelirse yani, anladım. Yani ben istiyorum ki bir kurala bağlı olmasın bu. Yani sıkmasın insanları. Unutmasınlar da bir de. Yani unutulur evet. da. Sayı olunca unutulur da. O yüzden hani böyle hatta göz kararı bile batılabilir. Evet anladım. Bazı şeyler ilk yeni başlandığında 5 tane örüyorduk değil mi? 6 tane. Pardon, 6 tane örüyoruz. 5 tane sayıp batıyoruz. Evet. Üzerine almadan. 5 evet üzerine almadan sık iğne gibi batıyoruz. 4 5 6. Bakın ben artık şeyleri saymıyorum. Artık göz kararıyla bana şuraya 2 tane daha halka. Tabii senin elin alışmış olduğu için. Aha. Tamam. 2 tane daha halka olduğuna demek evet. ki 4 6 tane benim halkam olacak evet. burada. İp de güzel ipmiş ama. Arada böyle çıkmaları falan da var. Aha, renkli evet. renkli. Evet. Hoş değişik bir ip. Evet. Çok güzel iplerimiz İki, var artık. Evet evet çok değişti ipler. Çok Teknoloji öyle. İlerledikçe. Aynen. Önceden katlardım. El sanatların da şeyleri değişti yavrum be. Malzemeleri değişti. Evet. Şimdi bağladık. Kaç tane oldu? 6 tane halka. 6 tane oldu. Ha bu 5 de olur. 7 de olur. Artık bu o anki şeye bağlı. Evet, şu ipin iğne, kalınlığına ve inceliğine bağlı. Kalınlığına, inceliğine Hı-hı. bizim 6 tane şöyle bir halkamız oldu. Tamam. Şimdi üzerine almadan bir halkanın içine bir tane sık iğne yapıyorum. Ondan sonra üzerine alıyorum. Tamam. Ve ikili trabzan yapıyorum. Anladım. Normal trabzan dediğimiz. Normal trabzan. Evet. Hı-hı. Onu uzatarak uzatarak yine bu halkamın içi doluncaya kadar bir tanesini çok sayıyorum. Çok sık almıyorsun. Ki, uzatıyorsun çok, bak ipi. Bakın uzatıyorum. Hı-hı, anladım. O gevşek almak gevşek çok önemli. Gevşek ve yumuşak olsun diye. Çünkü eğer sık alırsan kazık gibi olur. Evet. Bu halkamın içi kaç tane alırsa. Şimdi bitimine doğru hafif bakın küçültüyorum bunları. Anladım. Kaç tane olmuş? Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8. 8 tane oldu. Ve yine üzerine almadan da. Bitişimi yuvarlak olması için evet. eğer bunu aynı şekilde gidersek dümdüz olacak. Düz olacak. Ne yapıyoruz? Önce bir tane sık iğne yapıyoruz. Ondan sonra bacağını az alarak
hafif hafif uzatarak çekerek evet. 8 tane 4'te en yüksek noktası en oluyor. Yüksek noktası 4'ten oluyor. Sonra yine böyle aşağı inerek en sonunda bir tane yine sık iğneyle devam ediyoruz. Şimdi yine öbür tarafa aynı. Geçtik. Evet. Yine bu şekilde aldık. Şimdi üzerine aldık. Dur bakalım ben de yapayım. Ve yavaş göstereyim. Sayın tamam. seyirciler belki ilk olan ip bayağı kalın. Bu şekilde aldık. Şimdi biraz daha yükseltme yapacağız tabii, değil mi? Tabii asılıyoruz. Yükseltme yapabilmek evet. için şuradakini, Cuma yakından alıyorsun değil mi güzelim? Biraz uzattım. Ne yapıyoruz bunu? Yükseltiyoruz değil mi? Şimdi bir tane daha, dörde geldik çünkü tam orta göbek. Biraz evet, daha uzattım. Biraz daha uzatıyorsun. Biraz daha, tamam. Şimdi tam ortasındayız şu anda. Şimdi biraz daha alçalmaya döneceğiz evet. yavaş yavaş. Bunu yuvarlak yapabilmemiz için, oval şekle getirebilmemiz için önce yukarıya, yukarıya asılıyoruz. Bakın şimdi yavaş cana. Şimdi bir tane daha alıyorum. Bir tane daha. Şimdi sık iğneyle. Sık iğneyle yuvarladık. Evet. Oldu mu? Evet. Evet. Bak ben de ilk yaptım mi? Sayın seyirciler. Gayet de güzel aynen, oldu. Aynen öyle işte. Bunu bu şekilde devam ediyoruz şimdi. Pardon. Ya zevkli bu, çabuk da biter. Çok zevkli. Yani bir gecede bir bere bitecek kadar. Bir gece değil. Mesela öğlenden sonra bir davete gideceksiniz. Güzel bir siyah kazağınız var ama üzerine bir takı bulamadınız. 2 saat vaktiniz var. Biraz da el beceriniz var. Bu şey mi oluyordu kız? Tabii ki hem şey olarak unuttum kullanabilirsiniz. Ben bunu bere gibi. Ben unuttum, ben bere olarak görüyorum. Bunu şimdi boyun atkısı olarak mı? Tabii miydi? Hem boyun atkısı. Sayın seyirciler vallahi billahi bak ben bunu yuvarlak göreceğim istiyorum. Konuştuk ama unuttum, ben bere olarak bakıyorum. Bu ben şimdi bunu çok merak ettim. Evet, bu gerçekten çok güzel bir şey oluyor. Yani hiç görmedim ben böyle bir şey. Sizi bir kurtarıcı kolye olarak düşünün. İşte aksesuar olarak düşünün. Mantoların üzerine güzel bir dekor düşünün. Hani anında yapabileceğiniz, yarım saat, bir saatte çıkarabileceğiniz ve güzel ilk öğrenenler de büyük bir zevk de yapar bunu, biliyor musun? Kesinlikle, kesinlikle. Yapamayacağım diye bir şey yok bunda. Hiçbir bu çok kolay şey bir şey. O kadar basit bir şey ki. İstediğiniz bu şeyler istediğiniz sayılarda yapılabilir. Yani belli bir sayı koymak istemiyorum. Anlıyorum. İnsanlar hani böyle şey kalmasın. Ya ip inceldikçe sayı yükselir. Tabii ki. Tahminimce değil mi? Kimi insanlar şey örer. Sıkı örer. Tabii, kimisi tabii. gevşek evet. örer. Ya yani ona göre değişir. Sayılar da değişebilir. Tabii tabii. Eller şişte değişir. De tığda da çok değişiyor. Aynen öyle. Şimdi bunu şey yapacağız. Göbeğini koyu renk başladım. Kenarlarını da İkinci bir katı daha olacak bunun. O katını da beyazdan yapacağız ki ortayı daha iyi göstersin. Göstersin diye. Evet. Dur bakalım nasıl bir şey çıkacak. Baş konuştuk biz bunu. Tabii sen dedin bunu boyun atkısı yapacağım. Ama ben bu ortada halkayı görünce boyun atkısı dediğini unuttum. Etrafı sık iğneyle dolacak deyince bu bere olacak herhalde. Berenin bu da tası dedim önce. En üstü. Evet. Şimdi söyleyince benim de çok ilgimi çekti. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak diye. Evet. Yani ortasını aslında zincirle de yapabilirsiniz ama biraz böyle zorlanır. Hem zorlanır, zorlanır. Hem de sert durması önemli. Anlıyorum, anlıyorum. Evet, şimdi bakın göbeği bitirdik. Gördünüz mü? Güzel bir çiçek çıktı ortaya. Güne bakan gibi. Ha yani. Ağaç çiçeği gibi bir ha. şey çıktı. Hoş, herhalde yakın çıktı. Kamera alıyoruz değil mi şu anda Cuma? Şimdi şöyle bir sayı seyircileri önce bir gösterelim. Bitmişi. Halkayı yaptık, halkayı sık iğne yaptık. 6 tane ördük, 5 tane sayarak 6 tane çember yaptık diyelim. Evet, yuvarlak, çember, yaptık. Yuvarlak yaptık. Daha sonra bu çemberleri en başına bir tane sık iğne. Daha sonra ayakları kısadan uzuna doğru 8 tane. Tam 4'te en uzun oldu. 4'ten sonra yine aşağıya biraz kısa evet. yuvarlak getirebilmek evet. için doldurduk. Evet. Şimdi devam öyle ediyoruz sayın seyirciler. Burada birleştirdik. Hı-hı. Şimdi rengimizi değiştiriyoruz. Tamam. Bakın ilmeğimin içinden bir şöyle tane aldım. İpi geçiriyorum. Evet. Diğer ipimi sıkıyorum. Çünkü bu ipim bana lazım yine. Tamam. Bunu koparmıyorum. Kesmeyelim. Dursun orada. Evet. Buraya hemen bir zincir atarak attım. Bunu sıkıştırıyorum. Tamam. Şimdi bunun için yaptığım
zinciri arkadan alarak şimdi aynı şekilde yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaptım. Arkadan gidiyorsun şimdi, değil mi? Evet bak. Tamam. Arkadan çözdüm tığımı, ben olayı. Heh, katlı güllerimiz olurdu eskiden. Biliyorum, hatırlar olmaz mısın? Olmaz mı? Heh, katlı gül olacak. Aha, evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen şimdi vereyim sana. Aha. Şöyle arkadan. Cuma bunu yakından olarak al. Şimdi bazı insanların aklı karışır bunda, tabii, korkar. Tabii, tabii. Bu ne biçim ama şey diye. Ama birçok insan bilir, bilir yani. Bilir ama yeni öğrenen de olabilir. Evet. Mesela yeni genç kızlarımız şimdi ilgisini çeker. Vardır elinde, ip başlayacaktır. Mutlaka. Ama korkar bilmediğin zaman. Yine bir anımı anlatacağım ama dur önce yapayım da zamanı geçirmeyelim. 6 tane mi örüyorum? 6 2, tane. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunu cuma yakından al. Şimdi şu arada bir altta var. Bu sık iğneleri yaptığımız yer değil mi? Evet. Şu araları. İlk bakın alt yani. Kısmından bu şekilde geçiriyoruz değil mi? Tam boşluktan geçireceksin. Boşluktan bak, şu, geçiriyorum. Şu boşluk. Ha bu boşlukta. Evet o boşluk. Buradan. Evet oradan. Ben bak buradan ha, yapıyordum. Yok. Tamam boşluktan. Buradan geç. Bak bu tarafa çıktı, gördün değil mi şeyler? Anladım şimdi gördüm. Aha. Sayın seyirciler, benim düştüğüm hataya siz düşmeyin. Bu aradaki değil. Şu halkanın üzerinde boşluk kökten. Var ya kök. Aha. Buradan aldık tersinden ve çıkardık bunu. Aha, evet. Şimdi yine 6 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine bu taraftan alttan aldık, evet. Çıkardık. 1. Aa, bu papatya gibi bir şey çıkacak. Kasımpatı evet, gibi. Kasımpatı. Evet. Gül deyin artık, ne derseniz deyin. Manolya deyin. Çok orijinal bir şey ama bak bu değişik. Evet, birleşme yerine geldim. Evet. Birleştirdim. Birleşmesini de beyazla evet. Yaptık. Beyaza beyaz aha. Dibinden. Şimdi diğerini nasıl kolay. Yapmıştık? Sık iğne ile başlamıştık. Evet. Sonra üzerine alıp devam etmiştik. Aynısını burada da. Aynısını burada yapmıyoruz. Şimdi bu sırada biraz farklılaştırıyoruz. Çünkü ikinci sıradaki yaprakların belli olması lazım. Ha dur bakalım şimdi. İşim şimdi püf noktası. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir. Tamam. Üzerine aldım. Zincirle aynı boyda trabzanlarımı yapıyorum. Aynı boyda. Aynı boyda. Ha demin aşağılı yukarılı yapıyorduk. Evet. Yükselttik ama evet. Şimdi öyle bir şey yok. 3, 4, 5, 6. 6 tane yaptım. Tamam. O zincirin içine 6 tane dolgu yaptık. Tane. Üzerine alarak. Yine 1, 2, 3 zincir yapıyorum ve aynı dibine batıyorum. Battırdın. Şimdi yine 3 tane daha öreceksin. Şimdi diğer halkaya geçiyorum. Geçiyorsun. Sık iğneyle. Evet. Yine 3 tane, 1, 2, 3 tane zincir örüyorum. Yine 6 tane trabzan dolduruyorsun. Bununla birlikte 2 oldu zaten. Şu anda 3, 4, 5, bu da 6. Şimdi 3 tane öreceğiz. 1, 2, 3 zincir örüyorum. Dibe bat. Dibe batıyorum. Aha, şimdi öbürkü boşluğa geçiyoruz. Evet. Yine 3 tane öreceğiz. Evet bu arada senin anını dinleyebiliriz. Ha, hangi anını hatırlat bak unutuyorum. Bir anım var demiştin demin. Ha bu şeylerle, örgülerle aha, değil mi? Bir anım dur var şimdi, şimdi ben, yapayım. Dur şimdi bunu tam olarak tarifini vereyim. 3, 4, 5... Evet, 6. Evet, yine 3 zincirle dibe batıyorum. Yine o tarafa diğer geldik. Geçiyorum. 1, 2, 3. Demin örgü üzerine bir anımı anlattım. Çıktım, unuttum Serpil'ciğim. Vallahi unuttum sayın seyirciler. Artık yaşlılığımı vereceğiz, neyimi vereceğiz. Gelir biraz sonra aklım. Örgüyle ilgili herhalde, dantelle ilgili bir şey anlatacaktım. Ha, ilk baş Diyarbakır'a gittik biz. O zamanlar televizyonlar falan yok. Bana bir dantel başladılar. Danteli ördüm. Yumak bitti. Bakar mısın ne çayetmişim de. Bitireceğim, nasıl bitireceğimi bilmiyorum. Asılacağım, bitecek değil mi? Götürdüm yanındaki komşuya, ben ip bitti dedim.
bunu nasıl bitireceğim dedi. Kızım asıldı böyle bitti işte dedi. Bilmeyince bilmiyorsun yani. Ha, evet, o geldi aklıma. Bilip bilmeme konusuna getirdi. Evet, evet, evet. Ne kadar cahilmişim de. Ya tabii şimdi hiç tığ işi yapmayan, evet, evet, hiç örgü işi yapmayan, evet bir şey yapabilirim. Boynumda ördüm. Ama tığ işi hiç yapmamıştım. Nakış çok evet, işledim. Etamenin üstüne işledim, sarma işledim. O böyle kasnaklarda esten deli işleri olurdu. Evet. Veya bal petekleri olurdu. Ondan evet, filan hep öğrettiler, yaptık da çeyiz olarak. Ama bu tığ işini annem danteli örüyordu. Ben hiç danteli örmemiştim. Evet. O danteli öğrettiler bana. Daha önce o danteli bir parmak eninde ama deli tepe görmüşüm. Bilmiyorum herhalde. Ama illa ki örülürdü yani, işte. Yapardık yani evet, illa ki. Evet, evet, evet. Onlar da bir anıymış. Geldi yani, geçti. Aynen evet, öyle. Evet, sonuncu halkamı yapıyorum. Tamam. Sonuncu yaprağımı yapıyorum. Ve çiçeğimizi ortaya çıkarmış olacağız şimdi. Yaptım. Ve şuraya birleştirdim. Sabitleştirdik şimdi. Sabitledim. Şimdi şöyle bir açalım çiçeğimizi. Şimdi açtıktan sonra da gösterelim. Tabii. Bak neler çıktı neler. Evet. Evet, şöyle evet, döndür. Kameraya sen döndür. Evet, şöyle güzel bir çiçeğimiz oldu. Papatya mı? Kasım artık patı mı? Papatya, kasım artık ne patı, dersen gül, de evet, evet. Yani, göz ne görürse artık. Evet, evet. Şu şekilde bitirdik. Ve 10-15 dakika falan yoğuldu. Yoğulmadı herhalde, evet. Şimdi bundan sonraki çalışmayı çok dikkatli bir şekilde izlenmesini istiyorum. Bundan sonra yapılacak olan iş... Aslında zincir de yapılabilir. Zor gelen zincir de yapabilir. Ama ben şimdi farklı bir şey göstereceğim. Şimdi sayın seyirciler, Serpil arkadaş çok farklı bir şey göstereceğim diyor. Ama siz bu gösterdiğimizi yapamazsak zincir de yapabiliriz. Sadece zincirle de yapabiliriz. Evet, onu da sonra gösteririz ama önce bir zorunla başlayalım. Benim şimdi bana gelen kursiyerlerimin birçoğu bilir bunu. Şimdi bakın, beyaz ipi elime doluyorum. Mor ipim burada. Evet. Nasıl duracağımı bilemedim. Cuma yakından çek. Ben de gözlüğümü takayım şimdi, ve göreyim. Şimdi şu bakın, mor ip elimde. Evet. Bunu tığımın üzerine doluyorum. Önden arkaya. Dur bakalım şimdi. Yavaş İkisini yap. İkisini bir çıkarıyorum. Tamam. Yine. Aldın. Tığımın üzerine önden arkaya doğru moru. Kendinden tarafa arkaya. Arkaya. Aldın. Evet. İkisini çekiyorum. Yine bakın. Bunu hiç önden, bırakmıyorum elimden. Böyle alıyoruz. Doluyorum. Üstünü ikisini alıyorsun. Bir çekiyorum. Doluyorum. Diyorum. Çekiyorum. Bana verebilir misin? Bakalım bak ben evet, bunu yeni yapacağım. Beyazı şimdi eline, bunu birazcık doladım. Doluyorsun eline. Bunu aldım. Aha. Bunu bu şekilde öne doladım. Evet. Dur şimdi. Dur bakalım bak yapabilecek miyim? İkisini bir İkisini beraberce aldım. Evet. Doğru mu yapıyorum? Doğru yapıyorum. Yine... Şimdi tığını, burada önemli olan tığı hiç kıpırdatmıyorsun. Şu elinden bunun üzerine getiriyorsun. Ha. Tığı doladığın zaman ha, bozarsın, kaçırırsın. Ha. Elimle dolayacağım. Elimle dolayacaksın. Püf noktası püf bu. Püf noktası o. Şimdi bak sayın seyirciler, bir daha yapıyorum. Tığ sabit duruyor. Sabit duruyor. Elinle hemen... Dolattım. Evet. Tığla değil, elle doluyoruz. Evet, elinle tığ kıvırmayın yani şeyin üzerine, ipin üzerine. He, anladım. Tığ sabit duruyor. Tığ sabit. Aldık elimizde. Aa, bak yine unuttum. Evet, yine doladım bak. Şimdi sayın seyirciler, tığ sabit tuttuk. Bunu aldık, evet, üstüne doladık. Ve ikisini beraber çekmek kolay. Evet. Sadece tığı ayarlamak. Evet. Yine hiç bak, kıpırdatmıyorsunuz düz tığı. Duruyor tığ. Şunu verebilmek önemli. Tabii ki. Tığımız düz. Yakından alıyorsun. Çok yavaş yapacağım da ondan. Bunu aldık, geçirdik. Önden arkaya doğru doluyoruz ipimizi. Evet, tamam. Doğru. Bak orada da yanlış yaptım sayın seyirciler. İkisini birden. Evet. Ben derim ki bunu burada yapmazdan önce bunu öğrenmek için bu şekilde böyle uzun başlasınlar, yapmaya çalışsınlar. Tabii canım, önce elleri alışsın. Alışsın. Gerçi bir şey de olmaz. Bu bittikten sonra da böyle yani, devam çok eder. Çok sorun değil. Yine sabit olarak tutuyoruz. Ben bak bunu yeni öğrendim. Sabit önden. Evet. Doğru yapıyorum deme. Evet. Tuttum dibinden ve yaptım. Evet. Şimdi yine bak sabit, üzerine evet, doladım. Ben de sizin gibi ilk olarak öğrendim bunu. Yine bak üzerine.
Bunu birçok yerde kullanmanız mümkün. Evet. Bebek hırkalarının yakalarında, kendi hırkalarınızın önlerinde daha kalın yaptığınızda saç bantları, tokalar. Ve çok tokalar, hoş bir şey çıkıyor. Çok güzel bunun bir şey. Bunun hem bak ön tarafında ayrı bir desen, evet, kenarında biye varmış gibi, arkadan görünüşü de ayrı bir güzellik. Farklı, evet. Ay bak güzelmiş bu. Dur bir tane daha yapalım. Ağır çekim olarak gösterelim. Hoşuma gitti benim bu. Çok zevkli. Evet, yeni öğrendim. Ben öğrenme meraklısıyım. Öğrendiğim evet, an resim gidiyor. Aynen öyle. Şimdi bakın düz olarak önden arkaya doğru yapıyorum değil mi hayatım? Çektik. Yine sabit önden evet, doğru yapıyoruz. Doğru yapıyorsunuz. Çektik. Çekiyoruz. Ay öğrendim. Evet, evet vallahi sayın seyirciler ben bunu bilmiyordum bak. Bu çok zevkli bir çalışma ve bunu öğrendiğinizde, çok seri yaptığınızda çok zevkli ve güzel evet, bir çalışma. Ya öğrenmenin yaşı ve zamanı yok. Bak ben gün işini severim, tığı da severim, şişi de severim ama ben bunu senden öğrendim şimdi. Ve öğrendiğim için de mutluyum. Tabii ki bunu kullanacak bir sürü yerin olacak. Evet. Birçok yerin olacak. Dediğim gibi işte bir hırka yaptın. Önüne sadece hani bağcıklı hırka yapın. Bağcıklarını bunlardan yap. Bunu daha kalın iple yaptığında daha güzel oluyor. Daha böyle tabii, hoş tabii, oluyor. Evet. Kıvırma ip yapmaktansa bunu yapmak. İşte dediğim gibi bebek hırkalarında. Tabii eskiden bebek patiklerini böyle ki aramızda bürterdik. Evet bunu bu ben artık bunu öğrendiğimden beri hiç kıvırma ip yapmıyorum. Veya yakadan bağlamalı hırka öreriz mesela. Evet. Burasına yine muhakkak tabii, ya kurdele koyardık ya zincir örer koyardık. Bunu yapmak, bunu daha, yapmak daha mantıklı, güzel, evet, daha güzel. Hem de dekoratif. Tabii tabii. Hoş duruyor. İki renkli yüzü yapabilirsiniz. De, tersi de çok değişik. Tek renkli de kullanabilirsiniz. Ben şimdi iki renkli yaptığım için iki renk çalışıyorum. Cuma bir kere daha yakından alalım bunu. Serpil'cim hayatım sen de çok yavaş olarak. Ne yapıyoruz? Önce şimdi önden arkaya ipimizi doluyoruz ve ikisini bir normal çekiyoruz. Şişimiz tığımızı hiç sabiti hiç oynatmıyoruz. Bak şu ellerim oynuyor sadece. Sadece ne el? Sol evet, el. Bak tığım öyle duruyor. Doladık. Önden arkaya doğru. Önden arkaya. Arkaya doğru. Evet. Arkadan olursa şey bu yandaki şey çıkmıyor herhalde. Bilmiyorum. Deneyelim. Aha. Olmuyor. Bakalım evet olmuyor. Denememişim olmuyor. Evet. Olmuyor. Şimdi bunun sayısı var mı bunun? Bunun bir sayısı yok. Ne bunu kadar istersen. İstediğiniz uzunlukta yapmanız mümkün. Ne kadar istiyorsanız sallana yani sizin anladım, kendi anladım, zevkinize bağlı. Şimdi ben bunu şöyle ortalama bir uzunlukta yapıp bırakacağım. Bir de bunu bir tane yapmıyoruz. Şimdi birkaç tane birden yapılacak. Şimdi bundan birkaç tane... Hayır yani şeyden, bu zincirden. Bu zincirden. Tabii. Şimdi onu göstereceğim nasıl olduğunu. Şöyle bakalım bir uzunluğa. Yani bu boynumuza dolanması lazım. Şöyle yapıp bunun içinden geçmesi lazım. Demek ki daha bu kadar daha örmemiz gerekiyor. Buna isterseniz bu tür... Şimdi bu ip kendisi çok süslü olduğu için... Herhangi bir süsleme kullanmak. Tabii üzerindeki sanki... Boncuklar kullanılabilir. Evet, evet. Boncuk işlenebilir. Danteller dikilebilir arasına. Sanki bunu aradan kendimiz geçirmişiz gibi oldu. İpin evet, özelliği evet, bu. İpin özelliğinden aha, dolayı. Sanki tığla yapmışız tabii, gibi şu aralarında. Şu iki yaprağın arasına mesela çok güzel dantel dikilebilir. Çok daha güzel bir zenginleştirebilirsin. Tabii ki. İncilerle süslenebilir. Ya tabii buralara mesela inci de konulabilir. Tabii şöyle tabii tabii. Şey kısmına hoş düz olur. Düz beyazdan yapılabilir. Floşlarla, farklı iplerle çalışılabilir. Çünkü o kadar çok değişik ipler çıkmış tabii, ki. Tabii tabii çok güzel ipler var. İp çeşitleri tamam, var. Onlarla çalışılabilir. Geçen günler büyüyünceye gittiğimde arkadaşın bir sele, ufak bir büyüyün mağazası var ya arkadaşın. Bir boyun bağı gördüm. Ay dedim ne kadar güzel bir şey bu. Elde örülüyor biliyor musun? Sen biliyorsun durumunu. Biliyorum. Elde. Bir saate kalmaz dedi. 15 dakikada bitiyor dedi bana. Evet yani. Hatta yapılış şeklini bile gösterdi. İnşallah bir gün onu da yapalım. Tabii tabii yani öyle. Aslında buradan farklı istekler, farklı örnek modelleri. Tabii tabii evet. Yani bu tür şeyler de gelebilir. Zaten şu anda zamanımız kısıtlı olduğu için burada çok ağır bir şeyler de gösteremeyiz. Evet, zaman evet, yetmez daha, zaten. Tabii daha basit şeyler. Ama ileriki zamanda belki bir günde bitiremeyeceğimiz şeyi başlatıp ileriki zamanlarda
bittikten sonraki halini de gösterebileceğimiz bazı örnekler tabii, olabilir. Tabii. Biz şimdi ilkinde biz de yabancıyız. Hı-hı. Yani program yapıyoruz ama böyle programı ben ilk olarak yapıyorum. Evet. Şimdi bizim için şu uzunluk yeterli. Evet. Bunu ben arkadan şöyle şurada birleştiriyorum. Bu uzunluğu canınız istediği kadar, boyununuzdan ne kadar uzak çekseniz. Ha, keyfiniz nasıl istiyorsa. Tamamen keyfinize bağlı. Hı. Şimdi bundan şöyle bakın, bu ikiye katladığınız iki tane oluyor ya. Bundan bir daha mı yapacağız? En azından 3 tane ya da 4 tane yapmanız gerekiyor ki bunun güzelliği ortaya çıksın. Ama diğerlerini ben nasıl yapıyorum? Evet. Demin dikkat ederseniz beyazı dolamıştım elime. Ha, şimdi. Şimdi de moru doluyorum. Siyahı, beyazı tığımın üzerine koyuyorum. Tam tersini değiştirdi. Yani buradaki renkler sanki farklı renklerle tekrar örülmüş. Örülmüş gibi oluyor. Aynen. Ve çok sıkmıyorsunuz. Dikkat edin. Tabii gevşek. Çünkü bu tür örgülerde olmaz, evet. Gevşek olursa daha iyi olur. Gibi. Yün çok kalın çünkü. Hı-hı. Aynen böyle devam ediyoruz. Şimdi ne bileyim, akşam bir arkadaşınıza oturmaya gidiyorsunuz. Ailecik veya bir arkadaşınla sohbete gidiyorsun. İşte otur bunu bir saatte yap, arkadaşına giderken hediye götür. Bırak ya, değil mi? Ne güzel, elemeye göz soru yani. Evet. Geçen yıl ben işte Ankara'dayken, Ankara'da akşamları canım sıkılıyordu. Gündüz sergilerimiz oluyordu. Hı-hı. İşte ben böyle bir sürü ip aldım yanıma. Oraya gelen herkese birer tane hemen oturuyordum onların yanında. Ama ne güzel, makbula da geçer tabii değil mi? Tabii ki yani, hem çünkü değişik hem güzel. Her gelenin boynuna birer tane takıyordum. El emeği bir şey. Güzel bir anı. Demin ki yaptığımız zincirin aynısını renk değiştirerek ne yapıyoruz? Beyazı alttaydı, şimdi beyazı üstte aldık. Evet. Moru mu, kahverengi gibi? Mor. İp değişikliği. Ha, bunu yapamayan zincir olarak da yapar diyorsunuz. Tabii bunu yapamıyorsanız bu ipi iki kat yaparak zincir. Çünkü zincir biraz daha ince olur. Evet. Bu hem daha kalın yuvarlak bir örgü oluyor çünkü. Ama o zinciri de nasıl yaparsınız? Bir morla yaparsınız veya işte renk değiştirerek. Hepsini aynı renkte değil, hangi renkte ördüyseniz şurasını. Ya da işte ipleri ikiye katlayarak daha kalın. Bir tığla yapılabilir. Önemli olması tok ve kalın olması. Aynen öyle. Daha tok ve kalın olması. Ama sayın seyirciler, bu çok kolay. Zor gibi gözüküyor ama çok kolay, bir de zevkli, biliyor musun? Ya ilk etapta evet zor gibi geliyor ama evet, bir el alışkanlığı olunca. Çok kolay. Çok güzel ve dekoratif, güzel, hoş duruyor yani. Evet. Birçok şeyde de kullanın. Sağlam bir ip sonra bu. Tabii canım, bu ne eskir ne bir yani, şey kopmaz mı bu? Birçok şeyde kullanılabilir. Yani elinde koparamazsın bunu. Yok, makaslanca kesmen tabii lazım. Bayağı. Cuma, sen değil, bunu normal mi alıyorsun, şu anda yakından mı alıyorsun? Normal alıyorsun değil mi gene şeyde? Şimdi sonuna doğru sayın seyirciler, bir kere daha unuttuysanız, belki şimdi ben diyorum ki seyredenler belki eline bir ip yün alıp anca yapmaya da çalışıyorlardır. Tamam. Zorlanabilir de. Şimdi ben mesela bazen sabah kuşağındaki olan programda Değer Bakar yapıyordu. Hı-hı. Şimdi bunu, o da başka kanala geçmiş galiba. Daha seyredemedim. Hı-hı. Başka kanalı geçtiğinden bu yana. Bazen merakla alıyordum hemen elime ipimi. Fakat hızlı yaptıkları zaman şaşırıyorum. Yetişemiyorum. Ah diyorum, biraz daha ağır yapsalar. Onun için belki bizi seyreden, yapmak isteyene en sonunda bunun, bu zincirin nasıl yapıldığını bir kere daha ağır bir şekilde ve Cuma sen de yakından çekeyim mi yavrum? Tamam. Ha. Yaptık bir iş, bak bu da gelsin. Evet. Şimdi beyazla. Cuma yakın zoom yap yavrum. Elimdeki beyaz ipi tığımın üzerine, şöyle tığımı şöyle tutayım. Şöyle tığımın üzerine doluyorum. Önden arkaya. Önden arkaya doğru. Yalnız arkadan bakın, değil. Şu mor ip en arkada yalnız. Evet. Ve elinin üstünde olacak. İkisini birden çekiyorum. Mor üstünde. Hı-hı. Beyaz boşta. Şöyle elime dolayayım. Bu el parmağıma doladığım gibi. Evet. Beyaz da şöyle. Şu iki elimi zaten onu atmak için kullanıyorum. Hı-hı. İki parmağımı. İlk zaman zorlanabilirsiniz ama çok kolay. Çok basit. Çok basit. Şöyle. Yani şöyle yaptığınız zaman işi karıştırabilirsiniz. Evet, evet. Bu, o yüzden bu böyle de oluyor. Olmuyor değil. Sürekli yaptığınızda, alıştığınızda yapabilirsiniz. Hı-hı. Ama bu şekilde yapmanız işinizin daha düzgün çıkmasına aynen neden olur. Hem zaman kaybı olmaz. Evet. Şöyle.
ipi önden arkaya hep tığın üzerinden evet. alıp öbürkü parmağımızın üzerine doladığımız iple beraber ikisini beraber çekiyoruz. İki ilmek çekiyoruz. Yani önce boşta olan iki ilmek aynen yapıyoruz. İki ilmek aldık ve üzerinden. Sık iğne aslında. Sık iğne evet, tabii. Evet, evet. Üzerine aha, atıp iki evet. ilmek yapıyorsunuz. Zincirin evet. bir başka çeşidi. Çeşidi. Aha, ilmek. Hı-hı. İlmekli zincir diyelim bunun adına. İlmekli zincir. Ama çok güzel oluyor. Evet. Neyse bir iki şey daha santim biraz daha yaptık mı? Şimdi artık hızlandıralım. İkincisinde artık ipler bitiyor ya. İplerle birlikte geliyor. İnsan dünyayı unutuyor değil mi? Örgüye. Ben öyleyim mi? Ne kadar örgünün. Güzel böyle bir şey. Bak şimdi televizyonun terapi. Karşısında ille örgü öreceğim. Evet. Bir şeyler yapacağım. Eğer olmazsa televizyon seyrederken uykum geliyor benim. İşte şu yeşil yeleği ben geçen hafta böyle sıkıntıdan evde ipler vardı. Ya akşamları otururken tabii orlonlar vardı bizim zamanımızda. Serpil böyle çeşit çeşit düğünler bile yoktu yavrum. Yani şöyle yine birleştirdim ben evet. onu. Şöyle ipim bir ne tane, kadar bir olursa tane daha yapmaya yapar, yetecek. Yeter. Bu ipi bitiriyoruz sayın artık seyirciler. Artık evet bitirelim. Ne kadar bunu. Olursa artık ipleri değerlendirin tabii, evde. Tabii tabii. Yani başka renklerde evet. illaki yeni ip alacağız diye de uğraşmayın. Yani evet evde, evdeki olanları. Tabii evde kalan ipleri onları değerlendirmek çok daha evet. güzel. Benim bunlar kalan iplerdi. Senin bu aralık başının ağrısı geçti gibi geliyor bana. Gerçekten geçti. Geçti değil mi? Yani bu işte bir vallahi enerjimiz yüksekti aynen onda. Öyle. Vallahi sayın seyirciler arkadaş geldiğinde hiç keyfi yoktu. Ay nasıl çekeceğiz Aynur ablacığım filan derken şimdi konuşma şeklinde başının ağrısını geçtiğini İnan anladım. İnan bana ben buraya gelince son dakikaya kadar biliyorsun saat 4 gibi aradım seni. Aha. Bu saat gelinceye kadar... Acaba iptal etsem ayıp olur mu? Acaba iptal aynen, etsem aynen. ya da bu şey nasıl olacak? Evet. İşte çekim nasıl olacak? Yüzüm çok kötü çıkacak. Bak iyi ki geldin. Eve gitmiş olsaydın bu yorgunluk da daha çok ağrırdı. İnan bana çok daha kötü olurdu herhalde. Bak açıldın. Ben senin çayını tazeleyeyim. Sayın seyirciler biz doğal programımız. Serpil'cim sen işine devam et. Ben çayımı koyayım geleyim. Tamam. Sayın seyirciler bana müsaade. Çayımızı içelim bari bir yudum. Sayın seyirciler. Evet. Ben gittim çayı koyup gelinceye kadar Serpil şeyleri bitirmiş. Ne diyoruz bunlara? Sicimlerimi diyelim, halkalarımı diyelim. Yani. Şu şekilde bitirdik. Şimdi bitmiş hali bu. Ama istersen bunu daha da çoğaltabilirsin. Tabii istediğiniz kadar yapabilirsiniz yani. O senin kendi şeyine kendi bağlı. Bağlı. Peki bunu nasıl kullanacağız? Şimdi nasıl kullanacağız? Heh. Hemen. Şimdi enteresan. Onu gösteriyoruz. Bunları bu halkanın içinden geçiriyoruz. Tabii benim boynum kalın olduğu için kısa gelmiştir. Daha bizi yarım ince. Bir kadın olarak. Şöyle. Bir aksesuar olarak. Tabii şimdi sayın seyirciler bu üzerimdeki de bu olmamıştır muhakkak. Kaçta ayna var ben bir bakayım kendime. Tabii siyah bir şey giydiğini veya kapalı boyunlu boğazlı giydiğinde veya açık tabii. bir şey giydiğinde açıkta da çok hoş durur. Bu iplerin uzun olması daha bu, böyle bu ipler uzun olacak. Aşağıya kadar tabii. uzun olursa daha şık da güzel. Olur. Daha da güzel tabii. olur. Vallahi çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Yapması zaman almıyor. Bir saatte gibi. Biter bu. Bir saatte bitiyor tabii. Sürmedi sürmüyor bile. Sürmedi bile bir şöyle saati. Şöyle yapalım. Şey olarak bu aradan geçiriyoruz. Ha şöyle koyalım beyazın üzerine. Daha rahat gözükecek. Bizim ipimiz kısıtlı olduğu için bir de zamanımız kısıtlı zamanımız olduğu kısıtlı için. Zamanımız kısıtlı olduğu için. Şöyle. Evet. Buyurun size çok şöyle, güzel bir flaş. Buhar basıldığında tabii harika. Ay işte böyle ülkeye bile lüzum yok. Böyle çok güzel duruyor. Evet. Peki bunun üstüne bir kat daha şu araya yaparsak daha büyütme tabii olabilir. Onu kendi zevkine de bağlı değil mi? Sizin zevkine ne kadar büyük ya da küçük istediğinize anlıyorum. Bağlı. Bu uzunluğu boyun kalınlığına göre veya da istediğiniz tabii, uzunluğa tabii. göre. Buradaki zincir fazlalığını biz üç sefer yaptık. Üç defa yaptık. Beş de yapabilirsiniz. Şey ama çok yapıldığı zaman daha zengin duruyor galiba. Tabii ki yani. Hem daha uzun ve daha anlıyorum, çok yapıldığı evet, çok evet. daha güzel duruyor. Hı-hı. Mesela bunu daha ince ipten yapıp kolye olarak kullanabilirsiniz. Bak, tabii doğru ki, olabilir. Yani mesela şey, floş ipten de tabii olabilir floş bu. İplerden, şunun örüldüğü nefis ipten de olabilir. Bir aksesuar, boyun aksesuarı olur.
Tabii ben bazen bayanlarda görüyorum. Çok güzel koylu yapmışlar ama iğne oyasından falan yapmışlar, tığlarla ya yapılmış. Şey, bandana olarak kullanmak mümkün. Aa bak öyle, o da olabilir. Tabii güzel, yani farklı şeyler aynen, aynen. Için. Ya yaratmak olarak, çok önemli. Ya, yakıştırmak, yaratmak önemli olan o. Vallahi herkes sayın seyirciler, kullanabilir. Benim çok hoşuma gitti. Çok kolay. Bir saatte bitiyor. Bir saate bile kalmıyor. Hadi yeni öğrenenler bir saatte bitirsin diyelim. Hem de büyük bir zevkle yapacaksınız. Bir de evde mesela çok azdı ipimiz. Bak bir iple bir şey değerlendirdik. Ve gayet de güzel oldu. Sen yakın çekim mi alıyorsun cuma bunu? Normal mi böyle alıyorsun güzel kızım? Bu şekilde alıyor musun sen bunu? İstersen yere koyalım. Yerde şöyle bir zoomlayarak bir uzaklaştır. Bu işi bitiriyoruz. Evet. Zoomluyor musun? İşimiz bitmiş. Tamamdır. Biz doğal programımız geliyor. Ben cumala konuşa programı yapıyorum. Şimdi şu yeleği göstereceğiz. Sadece yelek basit bir yelek ama nasıl değerlendirilir onu gösterelim evet. En azından. Öğretelim şimdi, demeyelim gösterelim. Tabii öğretmek değil. Şimdi tabii, tabii. Örgü yapmayı bilen herkes zaten düz örgüyü bilir. Evimizde böyle bir ipimiz var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Aynen. Ben de bunu 3-4 senedir belki elimde duruyordu. Evet. Ne yapalım bunu? Hem güzel bir şey olsun, zevkli kullanabileceğimiz bir şey evet. olsun. Düz yapsaydık belki bu kadar hani dümdüz yapsan bir şey olmaz. Olacaktı. Evet. Aynı kendine ait bir kombin ipim vardı. Kısa yaptım. Zaten ipim yetersizdi. Bu kadar olabildi. Anlıyorum. Altına kendi kombininden şöyle güzel bir tığ işi desen yaptın. Serpil, hayır, yaratmak çok önemli. En önemli. Şimdi bak ip yetmedi diyorsun. Şimdi sen bunu bu kadar kısalıkta yapsan olmaz. Giyemezsin. Aynı giyemezsin. Evet. Ama ne yaptın? Hem de çok kolay bir örnek. Çok aynen. Çok kolay çok bir kolay. Örnek. İlle muhakkak bu örnek olacak aa, diye de bir şey de yok. Bunun burasına mesela sadece şey yapabilirsiniz. İşte örümcek yapıp aralarına boncuk koyup. Aynen öyle. Saçak yapabilirsiniz. Yo bu hanım dilendi, bey beğendi. O da olabilir. Örneği var ya karı çok kolay. Tabii, o da olabilir. Bunun ucuna bundan da ekleyin. İkisi yeşilli böyle beyazlı. Bir ondan bir bundan. Aynen. Bu da çok güzel olur. Çok güzel olur. Önemli olan yaratmak. Değerlendirme. Evet evet evet. Ne oldu? İki akşamda kendinize. Kenarına şuraya da bir tane şey. Şimdi aslında bunun kenar üzerinde bitti. Söylenmesi gereken ve gösterilmesi gereken düz bir yelek ama bir sürü şey var. Şu kenarının yapımı bile bunun çok farklı. Bakın şey esneme yok. Alttan mı yok. Götürüyorsun? Tersinden götürüyorsun. İşte, nasıl? Tersten gidiyor. Tersten. Sola doğru giderken sağ, ondan sonra sağa gidiyorsunuz. Farklı bir çalışma. Peki bu olanlardan biraz gösterebilir misin? Hemen bu şöyle göstermiş... gösterelim. Şunlardan bir tanesini göster. Nasıl yapıldığını. Şimdi diyelim. Üstüne alıyorsun değil mi? Yani üstünde tersinden başlıyorsun. Tabii tersinden. Yüzünden başlıyorsunuz. Yani ayrı yapıp dikme yok. Üstünden şu batarak. Şu pembe ipi verirsen al, sana daha rahat göster. Gösterebilirim. Şimdi örgüyü ördük. Örgü, düz örgü bu. Düz örgü. Değil mi? Düz bir örgü. Hı-hı. Yanında lastiğidir, şuyudur, buyudur yok. Düz işte. Arkası haroşa, önü tabii, düz. Tabii. Düz bir örgü. Bu kenar bitirmesi çok önemli. Diyelim tamam. Şu bizim kenarımız. Şimdi önce sık iğne olarak üzerine almadan sık iğne olarak gidiyorum. Bunu her türlü örgünün kenarına yapabilirsiniz. Serpil, şimdi ben anlama açısından söylüyorum. Heh. Bunu sen bu şekilde şimdi. Gösterdin de. Dur şimdi güzel arkadaşım. Heh. Bunu ördük. Bunu şurasını yapmaya başladık. Evet. Önce bunun üstünde başlamayacağız mı anneciğim? Bunun üzerine yapıyorum işte. Ha işte seyircilere bunu şey yapalım. Ama onu nasıl gösterebilirim? Bir şu mesela beyazın kenarından şöyle bir göster. Tamam. Şu bizim bitmiş işimiz olsun. Diyelim ki bu yeleğimiz. Hı hı. Yeleğin üstünde. Şöyle. Bunu nasıl yapacağız? Onu yaparsan anlamaz. Ayrı yapılacak zanneder. Ben ayrı yapılacak zannettim. Yok ayrı değil. Şöyle bitmiş işimin kenarına sık iğne. Tamam. Bir sıra sık iğne şimdi gidiyorum. Şimdi sayın seyirciler dümdüz ördük. Yanında lastiği falan yok bunun. Hiçbir önü şey düz arkası evet. Haroşa bir yelek arttan iplerimizle. Şimdi bu kenarını yapıyoruz önün. Evet. Ve kol ağızları aha, olacak. Kol ağızları. Evet kol ağızları. Her tarafını şu şekilde yaptım. Sizin sık daha iğne. İyi anlayabilmeniz için biz başka şeyin üzerine bu şekilde sık iğneyi yaptık. Tamam. Evet. Esnemiyor hiç işimi da. Çevirmiyorum. Bakın hiç işimi çevirmiyorum. Burada bitti benim işim. Evet bitti.
Sonra tığımı geriye batıp arkadan alıyorum. Ve ikisini topluyorum. Tunus işine benziyor bu. Değil. Değil ama. Aha. Tunus işi değil. Bakın. Arkada, önden batıyorum. Şu aralara hep alıyorsun. Önden batıyorum. Arkadan ipimi alıp ikisini bir örüyorum. Dur şimdi kafayı karıştırmayalım. Zoomla sen bunu. Bak bak şu şey. Şu araya evet. Şu araya aldı. Önden batıyorum. Hiç üzerine atmıyorum. Atmıyorsun. Arkadan ipimi alıyorum. Çekiyorsun. İkisini bir çekiyorum. Atıyorum. Ve ördüğünün tersinden örüyorsun. Yüzden değil. Yüzden örüyorum. Bak tersine gidiyorum dikkat edersen. Yüzden örüyorsun. Bak ben anlamadım ya. Tersinden zannediyorum. Ben bunu yapacağım. Ay, çok güzel oldu bu. Sökmüyorum. Bak şimdi. Evet. Aldım. Al. Arkadan. Evet. İki üzerine al. Üzerine aldım. Çek. Çektim. Evet. Yine geri gidiyorsun. Evet. Geri şimdi gidiyorsun. Ama burada bitti. Bitti işte ondan dedim. Şimdi nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde. Şimdi bak şöyle yapalım. Bu tarafa dönüş nasıl yapacağız? Dönmüyorsun işte. İşte bakalım onu sen göster. İşte dönmüyorsun başka bir işte. Şimdi bu işimi yaptım ben böyle ilk sıramı yaptım. Bitti. Evet bitti. Normalde ne yaparız? Bu tarafını döneriz buradan gideriz. Hayır geri gidiyorsun. Biz aynı işimizin yüzünde devam ediyoruz. Bak geri gidiyorum. Geri evet. Geri gidiyorum yani soldan sağa gidiyorum. Evet. Batıyorum, arkadan çekiyorum. İkisini bir. Batıyorum. Hep ara boşluklara batıyorsun. Sen de o ikisinin arasına değil. Onu yakından göster şey yapalım. Yani batış şekilleri yani şuna değil. Şuna batıyorsun. Arasına batıyorum. Heh. Tabii iki ilmeğin i̇şte arasına batıyorsun. Onu yakından göster. Evet. Üstüne aldın. Çektin. İşte tığ ters geliyor bana da alışkın değilim bundan. Alamadım. Şimdi aldım. Tamam. Evet. Geriye geldik. Gel. Yine... Üstüne evet, aldık. Gene evet. Bakın şimdi araya sayın seyirciler. Evet. Yine aldık. Üstüne attık. Çektiniz. Tamam. Şimdi bu başa bitti. Geldik. Bitti. İpimizi bu kadar çıkma. Bu kadar. Ha, iki sıra. İki sıra. Bunun kalın kenarı, ip. Bunun da öyle. Kalın ip olduğu için kalın daha ip olduğu falan. İçin böyle. Ama iş bu. Bu esneme de yapmıyor. Esnemiyor, sarkmıyor, toparlıyor. Toparlamak istediğiniz her yerde bunu kullanabilirsiniz. İlla muhakkak önüne lastik öreceğin diye bir şey yok. Tabii ki yok. Düz başlayabilir. Etek uçlarında da yapabilirsin tabii. Bunu. Her kol ağızlarına yapabilirsin. Şimdi bak. Ve çok da şık oluyor. Çok da güzel. Dekoratif bir çalışma. Ay çok bu kolay. Bu çok kolay. Böyle ufak tefek bir sürü çalışmalar zaten yapılan yani işlere bak, göre. Yani bak evet yapılır. Evet. İleriki zamanda sayın seyirciler bu şapkaların da yapılış şeklini göstereceğiz. Bugün tabii zamanımız yetmedi. Evet. Biz ki birkaç tane gösteririz dedik ama detaylı bir şekilde vermek istediğim tabii, için tabii. Hani kısa kısa verip de zamanı doldurmak istemiyorum. En azından yaptığımız işi karşı taraf anlasın, bir hayrımız olsun tabii, diyerekten. Tabii. Laf olsun önemli, diye yapmıyorum yani. Önemli olan o zaten. Ha yani öğretmek ya bir önemli. Bir de şey mesela anlaşılmayan her şeyde onu aslında başka türlü işlerde tekrar da söyleyeceğiz zaten. Tabii ben bu meyanda şunu da söylemek istiyorum sayın seyirciler. Bizi izlediğiniz bazı şeyi anlayamadınız. 532 sadece cepten ararlarsa 0286 kodumuz değil mi bizim Çanakkale'nin? 0286 532 4 tane sıfırı çevirin. Bana ulaşabilirler. Ben de elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Evet. Hani bir şey yaptık ay sırf televizyon programını yapmak tabii, için tabii, değil. Tabii önemli olan öğretmek. Bir insana bir şey öğretebiliyorsak ne mutlu aynen, bize. Aynen, öğretmenin yaşı ve zamanı yok sayın seyirciler. Bunu paylaşalım. Bilgilerimizi her zaman paylaşmayı paylaşalım. Paylaşmayı çok seviyorum. Evet. Ucundan ya bir şey mesela ben bunu bilmiyordum bugün. Bunu ben bugün yeni öğrendim. Bu mesela televizyon programı bitti bakacağım oturacağım. Ben bunu unutmamak için birkaç tane daha yapmam lazım. Onu tabii, beynime yerleştirmem lazım. Bu zincirle lazım. İlgili mesela birkaç tane daha farklı çalışmam var benim. Onları ileriki böyle zamanlarda başka evet. Şeyler yaparken onları da göstereceğim. Aynen öyle. Mesela bu ipe yakın yine benim bir ipim var. Örüyorum şu anda hoşuma gitmedi sayın seyirciler. Sökeceğim bunu. Bütün yazı örtüp ben şeye de üşenmem. Örerim. Ay bu hoşuma gitmedi. Dedim, söküveririm. Değişik şeyler var. İşte bak bunlar bana fikir verdi. Ben şimdi yani itiraf etmem gerekirse örgüyü güzel örüyorum. Pek fazla yaratma gücüm yok. Modellerde gördüklerime de bakıyorum. Bazılarını yaptım yapmadım değil. Gardırobu görsen kazak dolu her şey.
Ama çok fazla böyle çeşit yapıyorum. Mesela geçen gün şu hoşuma gitti. Evet. Geçtiğimiz programda bunları gösterdim. Bugün hatta göstermek istiyordum ama zamanımız el vermedi. Evet. Bu çok hoşuma gitti benim. Çok güzel değişik. Bir çalışma. Ve bunu çok enteresandır. Dikkatimi çeken bu oldu. Kolta altından başlanılıyor bunu. Sen bunu biliyorsundur. Biliyorum, ben tabii. Bilmiyorum işte. Onu da bir yünceye gitmiştim. Tesadüf bir bayan geldi. İsviçre'ye mi ne gidecekmiş? Orada el işleri çok şey dedi. Ben bir şey örüp giymek istiyorum. Bunu tavsiye etti. Yani kolay dedi. Ben öylelikle dikkatimi çekti ve hanım dilendi, bey beğendi. Evet, öyle evet, işte evet, bu evet. Yani. Ve ben bunu bir internet üzerinde bir yerde görmüştüm de Allah Allah bu nasıl başlanıldı diye kendi kendime akıl edememiştim. Öyle enteresan değişik aynen şeyler öyle. Çalışmalar ve var. Benim çok hoşuma gitti. Benim evde artan ipler vardı işte bunlar bak. Bundan biraz kaldı. Ben bu ipleri birleştirerek gelinime çok güzel bir yatak örtüsü ördüm. Hanım dilendi, bey beğendi evet. Eski şeylerden. Hatta beğendi kızım. Dedi ki anne bana da yapacaksın. Onu da yapacağım. Yaptım, bitti. Hatta bir gün alacağım çocuklardan da göstereceğim bitmiş evet. Halini. Kaba iş bunlar. Tabii. İnce iş değil. Ama çok büyük zevkle yaptığın ama işler bunlar. Ama hem şık duran evet. Önemli olan o zaten. Evet, bunu ileriki zamanda göstereceğim. Benim çok hoşuma gitti. Yani bunu ben başladı şeyin yerinde hemen başladık. Yüzcü de bir senin yanında. Tabii şimdi şey olunca çoğaldıkça böyle çıkıyor. Başladığın zaman yani bitmeye yakın diyorsun ki ya bu ne biçim şey. Döndür babam marul gibi evet. Bozmuşum gibi duruyor. Evet. Hatta yanlış katladığın zaman değişik çıkıyor. Hı-hı. Ama bunu katlamasını bildikten sonra tabii, bu şekilde tabii. Devam tabii, ediyor. Tabii. Bulmaca yeli ediyorum ben buna. Bulmaca yeli ediyorum. Gayet şık ve güzel. Evet. Önemli olan ya, zamanımız çok kısıtlı. Aynen öyle. Hep ya o kadar çok işimiz var ki yapmamız gereken, yetişmemiz gereken. Aynen. Bunlar şey hem o kaliteli zaman geçirmek. Aynen. Yani hem de bir zevkli de kafanı bir şeyler, deşarj olmak için. Değil mi? Ben mesela hiçbir iş yapmayayım Serpil. Ne bileyim işte televizyonun karşısında seyrederken kendimi dinlemeye başlıyorum. Ay kafam mı döndü, yok kalbim mi attı, yok damzım mı azaldı, yok mu oldu bu. Yani devamlı kendini dinlediğim müddetçe de insanın dengesi de bozuluyor. Tabii, tabii, tabii. Ama bunları eline aldığın zaman vaktin nasıl geçtiğini aynen de anlamıyorsun. İşte kaliteli zaman en güzeli. Aynen öyle. Aynen. Kaliteli zaman geçirmek evet. Ve Allah'ın verdiği ömrü boşa geçirmemek evet. Lazım ya. Ya çok şükür ben her zaman ona dua evet. Ediyorum. Allah diyorum iyi ki beni böyle donanımlı yaratmış. Ne güzel. Ne ben güzel buna işte. Şükrediyorum. Çok şükür. Çok şükür. Yani tabii ki bilmediğimiz bir şey. Ya öğrenmeye aç insanız. Bilmediğimiz birçok şey var evet. Ama elimden geldiği kadar öğrenmek, öğretmek ve yaymak üzere görevlendirildiğimi de düşünüyorum. Ben senin bu paylaşma olayını çok iyi takdir ediyorum. Bazı insan bana ne der? Yani veyahut da öğretiyorsa da öyle öylesine öğretir evet. Ama sen en ince noktasına kadar hem paylaşıyorsun. İçinde hasetlik yok. Seviyorum. Öyle deriz eskilerin evet, tabiriyle. Evet, İçin temiz, ruhun temiz, hasetliğin yok yani içinde. Bana verildiyse ben de bunu önemli. Tabii paylaş. Yani, ben evet. Yani bu bilgiler benim tek başıma bir işime yaramaz ki. Birine faydan olursa Allah tabii razı olsun. Tabii ki yani bizi. Karşımdaki eğer bir kursiyerim vardı gerçekten ona çok teşekkür ediyorum ben. Bana çok güzel bir şey söyledi. Ağlayarak söyledi. Hocam sana bir tek şey söylemek istiyorum. İşte bu benim Kültür Bakanlığı ile ilgili ustalık belgesi alma çalışmalarımda falan bazı pürüzler oldu. Bazen işte üzüldüğüm zamanlar oldu geçen sene. Hocam sen hiç üzülme dedi. Ya sen bana bir şey öğrettin ve ben onu bir başkasına öğretebiliyorsam sen zaten ustasın. Kazanmışsın zaten. Yani ben o belgeyi alsam da olur, almasam aynen da olur öyle. Yani. Aynen ben bunu öyle. Duyduktan sonra evet, evet, gerçekten evet, çok evet. Hoşuma gidiyor. Gurur duyuyorum yani. Evet. İşte ben bugün bu zincirin yapılışını senden öğrendim. Evet. Bunun da yapılışını ben normal batıp çıkmayı biliyorum ama geri gideceğini bilmiyordum. Bu şekilde öğrendim. Şimdi Allah nasip ederse bu gece çekim bittikten sonra akşam eşime yemeği hazırladıktan sonra oturacağım. Bunları unutmamak için tekrarlayacağım. Evet. Kafama yazayım çünkü. Bir elimle daha böyle birkaç güzel. Tane yaparsam unutmam. Tabii. Çok şeyler unutmam. Vardır da işte. Valla çok güzel bir program. Devam ediyoruz. Evet bence aslında de. Aslında bir saati geçtik herhalde değil mi? Olsun varsın. Biz bir saati de geçeriz. Gülçin'i ben bulmuşum. Serpil'i bırakmıyorum. Kadıncağız iş yerini kapattı. Bana geldi. Çekimimizi yapıyoruz. Sayın seyirciler ve kalkıp kadıncağız evcağızına gidiyoruz.
edecek ama ben koy vermiyorum. Muhabbet güzel. Yani. Serpil, herki zamanda keçe üzerine demin bir şey paylaştım ben de ama sayın seyirciler evet. merak etsin göstermeyelim. Bence de merak etsinler. Ben çok benim çok hoşuma gitti. Eğer bizi takip ederseniz sayın seyirciler, ben internette de görmedim, dışarıda da hiçbir yerde görmedim. Sen nereden buldun, nasıl yaptın, onun da mazisini öğreneceğiz inşallah. Duvar panosuydu galiba onlar, tabii onlar değil mi? Küçük duvar panoları. Duvar panoları, keçe üzerine duvar panosu yapacağız ileriki zamanda. Sözümü aldım ben. İnşallah. Tekrar sizlerin huzurunda alıyorum. Sayın seyircilere göstereceğiz. İnşallah. Ve ileriki zamanda bunu gösterirken de eğer yapmak isterlerse senin yanına gelecekler, tabii senden öğrenecekler tabii. değil mi? Öyle o şekilde. Aynen. Biz yani boş değiliz. Laf olsun diye yapmıyoruz sayın seyirciler. Bakın bunları yapan insanlar, ustalar yanımda diyorlar ki siz bunları yapamadıysanız gelin biz birebir göstereceğiz. Evet. Güzel, ne mutlu önünüze bir fırsat çıkmış. Çünkü yerel televizyon İstanbul gibi bulamayacağımız evet, insanlar evet. değil. Derya Baykal'ın programında İstanbullular faydalanıyor. Biz İstanbul'a gidip de Derya Baykal'ın programında ne öğrenebileceğiz? Yani, biz el altında insanlarız. Yani biz burada bak elinizin altındayız. Evet. Aradığınızda telefonu veriyorum. Bir telefon kadar yakınız yani. Telefonu cep telefonundan 0286 532 4 tane 0 unutulacak gibi de değil. Evet. Alın benim numaramı, ben yönlendireyim sizi en azından gideceğiniz yere. Veyahut da yine daha önceki programlarımda da söylediğim gibi merak ediyorsunuz burasını. Biz hakikaten böyle mi yapıyoruz bunu? Bazıları belki inanmıyordur. Evet. Laf olsun diye yapıyor diyorlardır. Evet. Gelin benim evimi tarif edeyim ben size. Gelin buyurun benim misafirim olun. İşte bir bardak hem çay yapıyoruz. Programa hem konuk olsun. Aynı, programa konuk olun. Siz de bir şeyler biliyorsanız bizden paylaşın yani. Aynen. Ne olacak? Ne güzel bir şey. Başımın üstünde yeriniz var. Ben evimi bütün Çanakkale'de ev hanımlarını açtım. Ha bu meyanda gençlerimiz de öğreniyor. İlle bizim yaş grubumuz olacak diye bir şey değil. Tabii, yeni yeni tabii, öğreniyorsunuz. Tabii. Bazı şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Tesadüf açtınız ya bizim televizyonu Boğaz TV'yi gördünüz bizi. Anlamadınız çocuklar. Bu ortaokulda da oluyor. Lise talebeleri de oluyor. Tabii. Vallahi açın Boğaz TV'ye veyahut da gelin. Ben işte Ece Aydemir Bale Okulu var, onun üstünde oturuyorum. Gelin benim evime. Misafirim olun, bir bardak çay içeriz. Allah ne verdi size, yeriz içeriz varsa, yoksa da peynir ekmek var. Hadi gelin çocuklar bunu da yiyin diye. Evet. Otururuz muhabbetimizi ederek, aynen, güzel güzel muhabbet ederiz. Ve bunun üzerinde de bir şeyler öğreniyorsak evet. ve gelen insanlar bana öğrettiği gibi ben de size faydam oluyorsa ne mutlu bana. Tabii ki. Ne mutlu tabii. bana. En güzel şey paylaşmak. Aynen öyle. Ben her zaman evet. derim. Bunların şurada hepsi bir sanat. Bir şey var. Bir taraftan konuşurken hı-hı. renklere de gözüm kaçıveriyor benim. Bu çocuk yeleği galiba. Çocuk yeleği. Şeyle mi? Tığla. Bu tığla, da tığla o da galiba. Tığla. Bak ileriki zamanda bunları yapacağız. Tabii. Alttan iplerle. Hı-hı. Minnacık. Biri ördüm abi. Ben var. Her zaman doğum şey yaptım, söylerim. Doğum yaptırın bunu. Evet. Evet. Her şey bir sanat. Örgü bir sanat. Tabii canım. Örmek bir tabii, sanat. Tabii. Üretmek yaratmak bir sanat. Yaratmak çok önemli. Yaratmak. Örgü, bak mesela pardon lafını kestim, özür dilerim. Bunu da Serpil arkadaşım getirdi ve benim çok hoşuma gitti bu eldiven. Ben ileriki zamanda bu eldivenin yapılış başlanışı benim eller büyük olduğu için kolay kolay gelmez kıyafetime bana. Kıyafetime de çok uygun. Bakar mısınız? Şöyle bir şunu yakından eldiven. Bir çek. İleriki zamanda Allah nasip ederse böyle bir eldiven ben de ip alayım. O gün bana başlayalım. Bana başlayalım. Evet. Başlamasını yapın bana. Bir tane de bunu bırakın. Ben gerisini getiririm, çıkarım. Örnek çok çıkarmayı basit çok seviyorum. Hemen bir saatte yapabileceğiniz bir eldiven. Sen bunları muhakkak internetten bulmuşsun. Hayır, bu benim kendi çıkarttığım bir model. Ben hadi. Bunu evet örgü öğretmenliği maşallah, yaptığım zaman bunun hiçbir yer aslında bu şey örnek tamamen bana ait bir örnek. Hadi. Model. Hadi. Tabii ki maşallah, tamamen annem, şimdi işte, artık herkes vergetini. Nereden baksanız bir 7-8 sene oldu. Evet. Şimdi artık birçok insan ve birçok insan elinde gördüğüm zaman hoşuma gidiyor. Ben bunu daha önce yapmıştım. Tabii ki yani çünkü ben ilk bunu ben yaptım. Doğrudur. Ya benim çok hoşuma gitti bu. Bir de parmakların yarısı dışarıda kalıştı evet. çok hoşuma gitti. Bundan yapalım. Yapalım. Bir dahaki sefere senden keçe yapacağız, pazenden dikeceğiz.
Demek elbisede dikeceğiz. Evet, pazen zamanı geldi. Yani benim o doğum günümde getirdiğin o pazen elbise çok da güzel ya, evet. Valla modelini sanki benim üzerime kalıp halinde dikmişim gibi. O gün giyeriz pazenlerimizi. Pazenlerimizi giyelim. Veyahut da ne bileyim en kısa yoldan, mesela evde bir kumaş var da illa pazen olacak bir şey de değil. Tabii hadi ki. İnsanlara bir ki aman pazen mi dikeceğim deyip. Yok pazen aslında insanlar... yok, çok seviyor herkes pazeni, çok seviyor. Onu da dikelim. Veyahut da şöyle yapalım. Elimizde işte bir elbiselik kumaşımız var. Onunla elinde dikiş makinesi varsa en kısa yoldan nasıl bir şey dikebiliriz? Yeni öğrenen tabii, için. En kısa yoldan. Bunu böyle yaparsan sen yaratıcısın, beceriyorsun öyle şeyleri. Arkadaşım aynı zamanda Abdülkadir Katran'ın tiyatroda şeysin sen. Kostümün, hem oyuncu olarak hem dekorunu yapıyor hem de aynı zamanda oyuncusun da. Geçen gün internet üzerinden gördüm ben sizin beraber oynadığınız, evet, hangi bir oyunda? Oyunumuz vardı. Patetik Kocalardı galiba, bir Rus oyunuydu. Orada gördüm ben gerçi seni. Benim böyle şeyim vardı sadece, yani bir repliğim falan yoktu. Ama şöyle olsun, bir var. Girip çıkıyordum yeter sadece. Yeter kızım, benim için tabii inanılmaz bir deneyimdi yani. Tabii o. Tabii bu en son çok Adalet güzeldi. Oyununda da Kadir hocamı da andık bu aralık. O da yeni bir oyun yazıyor zannedersen. Evet, evet. Darbe konuştuk, diye değil mi? Evet. Konuştuk yakında. Ondan sonra Allah rast getirsin inşallah, işini. İnşallah, çok inşallah. Güzel eserler çıkarıyor o da. O şeyde Adalet oyunda da biz de seyircinin arasından çıkıyorduk en son, evet, soru, evet. Sorarak. Ya o bile bana ayrı bir zevk veriyordu. Yani o sanatın içinde olmak yani, da ayrı bir güzellik. Yani çok dekorunu güzel. Da sen yapıyorsun. Tabii o. Onun mesela benim en çok zorlandığım ve çok uzun süren dekorlardan birisiydi Adalet oyunu, Mevlana oyunu. Mevlana'da. Mevlana en son şey. Seyrettim Mevlana'ydı. Yani bir onun bir mesela Şems'in şapkasını bir haftada yapmıştım. Sadece o koca şapka değil kavuktu. Tabii, yani çok bir de büyük. Şapka vardı üzerinde Allah yazısı olan evet, falan. Şems'in evet. Şapkası. Tamamen elde dikilmiştir o yani. Bir haftada diktim bir şapkayı. Maşallah çok İnanılmaz özlemlisin. Büyük yani açılışta şeydi. Da söylediğim gibi ustaların ustasısın o kadar, bence. Tabii yok ki. Anneciğim, yok, ustaların bir şey yok da. Yani bir tek keçe işinle uğraşmıyorsun elimde. Veya bir örgüyle uğraşmıyorsun. Kırkyamanın hasını yapıyorsun. Keçenin hasını yapıyorsun. Elimden geldi. Yok elinden geliyor da öteye geçiyor. Öyle mütevazı olma. Yani elimden işin gerçeği geldi. Yani. Örgü desen hasını yapıyorsun. İşte en basiti dediğin şunu harika yapmışsın. Evet. Yapıyorsun yani. Ya ben olan şeyleri yapmak çok değil yatkın. De daha da çok işte kendim üretmeyi, işte nasıl bir model yaratabilirim. Yani birebir örnek yapmayı sevmiyorum. İlla ki şunu yaparken bile illa benden bir şeyler olmalı onda. Aynı zamanda sen dışarı isteyene dikiş de dikiyorsun. Tabii değil ki mi? Canım, benim asıl işim o zaten. Ben terziyim yani. Ben doğduğumdan beri terziyim diyorum hep bazen. Çünkü benim bütün ailem dikişten gelmiş, terzilik yapmış. Dikiş konusunda çok fazla mütevaziliğim yoktur. Gerçekten ben iyi dikiş diken bir insanım. Hani diğer işlerde evet birçok şey yapıyorum, biliyorum. Aha. Ama eksiklerim muhakkak vardır. Ama dikişi gerçekten hem çok seviyorum hem de çok iyi yaptığıma inanıyorum. Severek yaptım. Tabii çok seviyorum dikiş dikmeyi. Ne güzel. Allah çok güzel. Bravo. Öyle işte, aynı Rabla. Geldik mi programın sonuna, bitirelim mi? Bitti mi acaba? Bitmese mi ki? Ne kadar oldu? Kaç dakika oldu? Bir saat? Bir saat, bir buçuk saati bulduk sözde. Bir saatin içinde bitiririz diyordu. Bak sayın seyirciler, konu açtı. Değil muhabbet mi? Muhabbeti bizim açtı. Bizim muhabbetimiz bitmez. Aynen bitmez. Aslında muhabbet edecek daha çok konular şey var ama. Evet. Serpil arkadaşımı ben bir an önce evine göndermeye çalışıyorum. Herhalde şu anda siz daha sonra seyredeceksiniz bu programı. Kadın 5'te 5.30'da geldik. Herhalde hazırlanmamızla birlikte şu anda 7-7.30 falan bulmuştur akşam. Dışarısı evet, karanlık. Evet. Siz sadece burasını görüyorsunuz. Bitirmek mecburiyetindeyiz. İleriki zamanda Serpil'le, ileriki zamanda değil, herhalde haftanın bir günü iki günü ben sadece sayın seyirciler önünde işi garanti, gerçi senin verdiğin sözdür de sayın seyirciler önünde yine de garantilemek i̇nşallah, istiyorum. İnşallah, Allah nasip ederse tabii sağlığımız öyle. Yerinde olursa, çünkü benim benim de bizim de bizi seyredenlerin de senden öğrenecekleri çok şeyler var. Gel bunları hep beraber paylaşalım. Ben şöyle diyorum, yaptığım şeyi doğru olduğunu biliyorum. Doğru yaptığım iş,
Ve takdir de ediliyorum. Şöyle takdir ediliyorum. Hani insanlar beni görüp de seni seyrettik diyorlar ya, doğalsın diyorlar. Ben doğru bir iş yapıyorum diyorum. Ve diyorum ki yani öbür gün öldüğüm zaman arkamdan iyi insandı ya, Allah razı olsun. Ben de bu işi işte Aynur teyzenin programında öğrenmiştim diyorsa iyi anılıyorsak ne mutlu tabii bize, yani ne mutlu benim bize. Hayattaki, çünkü dünyada en büyük varlığımız tabii, bu. Tabii düşündüğüm tek şey bu. Şu hoş sada hayatta bir, şu dünya, hani gök kubbede bir hoş sada bırakabilir. Aynen. İyi, arkadan bizi iyi yansınlar. Allah yani, razı olsun tabii. Desinler ki ben inanıyorum bu program iyi bir program olacak. Zaten oldu. Şu anda çekimlerimiz İnşallah, çok güzel yani, bir şekilde devam ediyor. Olacak. Biz hep sohbet ediyoruz sayın seyirciler. Hem de kendimiz işte bir şeyler yapıyoruz. Yaptıklarımızı da sizle paylaşmak istiyoruz. Evet. Ucundan kenarından bilmediğiniz varsa size gösterdik. Öğrenebildiysek ne mutlu bize. Tabii. Yine öğrenmek istediklerinizi kapımız her zaman size açıktır. Telefon numarasında bana ulaşabilirsiniz. Benim evime misafir gelmek istiyorsanız başımın üstünde yeriniz var. Hep beraber masada sizi de alırım bu tarafa. Sizler de bize bir şeyler öğretirsiniz tabii, belki. Tabii. Ne güzel birbirimizle bilgi alışverişi yaparız tabii. Diyoruz. Evet, ben bitiriyorum programı. Teşekkür İstemesem ederim. De bitiriyorum. Gerçekten çok böyle dediğin gibi rahatsız bir şekilde bugün iptal mi etsek diyerek geldim ve iyi ki iptal etmedik. Ne güzel, ne güzel. Şu an kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Enerjimiz birbirimize çok güzel enerji veriyoruz. Dediğim gibi inşallah güzel şeyler yaparız ve faydalı olabiliriz. İnşallah. Önemli inşallah. Olan. Çok şükür. En kısa zamanda bu haftanın içinde yine tekrar inşallah bir araya geleceğiz. Yine yün işi ne devam ederiz veya keçe işin, ama bu yün işin arasında bir de keçe işi yapalım. Tabii o birazcık hazırlık süreci biraz daha uzun sürüyor. Yine yün işinle de devam edebiliriz. Aha. Önemli olan senin buraya gelmen. Evet. Yünü olur, keçesi olur, kırk yaması olur, dikişi olur. Evet, iş çok aklına ne geliyorsa, ama sen önemli olan benim bu evime gelip bu masaya oturup bu kameranın karşısına geçmendir arkadaşım. İnşallah. Tamam inşallah. Mı? Hadi bakalım. Ben sözümü de aldım sayın seyirciler. Geldik yine programın sonuna. Gönül istemiyor. Gönül hep sizinle birlikte olmak istiyor, ama her şeyin sonu olduğu gibi programımızın da sonuna geldik diyelim. Sağlıkta kalın, sağlıcakla kalın. Hep hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.